Arkadaşlar merhaba. Burak Pehlivan'la beraber yeni bir sohbet programındayız. Bugünkü konumuz yabancı diller ve dillerin evrimi konusunda olacak. Daha önce ve bundan sonra yapacağımız gibi yine bir hazırlık yapmadan doğaçlama bir şekilde konuşacağız. Bugünkü konumuzun da başlangıç noktası açıkçası bu İngilizce'nin basitliği diyelim. Basitliği konusu ve evrimi aslında. Sabah bir video izledik, çok ilginç. TED videosu. Bu videoda şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki, İngilizce işte şu an çok çoğul eki olarak S takısını ekliyor kelimelere. Fakat eski İngilizce böyle değildi. Eski İngilizce dediği bundan 1500 yıl öncesi. O zamanlar Almanca'ya çok daha yakın bir İngilizce kullanıyor tabii. İşte mesela çok çok sayıda kuralsızlık var. Yani istisna var başka bir deyişle. Mesela Bruder kelimesi işte Brüder oluyor. Goose kelimesi geese oluyor çoğul yaparken. House kelimesi Häuser oluyor gibi. Fakat şimdi her şey çok basit. Her şeyin sonuna bir tane S takısı ekliyorsun. Hemen bitiyor. Bunun sebebi de çok ilginç bir mantığı varmış. Bu işte galiba 8. 9. yüzyıllarda Viking işgali ne vuruyor İngiltere toprakları. Ve o dönemde Norveçliler işte bütün ülkeye yerleşiyor. Tabii bunların birçoğu işgalci olduğu için aynı zamanda soylu sınıfını oluşturuyor. Toprak sahibi, işte beyler, lordlar vesaire bunlardan çıkıyor. Tabii bunlar bir yandan da halkın dili olan İngilizceyi öğrenirken de ister istemez şey yapıyorlar, işi basitleştiriyorlar. Yani İngilizler kadar ana dile hakim olmuyorlar ve bu sırada dildeki birçok kuralsızlığı da atıp daha sade bir formata çeviriyorlar doğal bir şekilde. Sonra bunların çocukları da işte benzer dili kullanıyor. Ve genelde bütün toplumlarda olduğu gibi halk da soyluların yani üst sınıfların dilini taklit ettiği için bir süre sonra İngilizce standartlaşıyor, bu şekilde standartlaşıyor. Şimdi Burak'cığım, bu bayağı ilginç bir öykü, değil mi? Yani benim çok hoşuma gitti. Bizim Türkçe'ye de baktığımızda, Türkçe'nin de böyle ilginç bazı hikayeleri var. Fakat genelde gördüğümüz kadarıyla diller hep böyle bir sadeleşmeye doğru gidiyor. Böyle karmaşıklaşmaya doğru gitmiyor. Türkçe'de de mesela buna dair herhalde bazı örnekler bulabiliriz diye düşünüyorum. Senin aklına gelen bir örnek var mı sadeleşme ile alakalı? Vallahi tabii öncelikle böyle enteresan bir konuda konuşmak keyif her zamanki gibi onu söyleyeyim. Tabii doğaçlama gidiyoruz. Aslında gönderdiğin videoda izleme imkanım olmadı. Bunu da şimdi itiraf edeyim. İnşallah akşam bu sohbetten sonra izleyeceğim. Ama ben de bu özeti dinlemiş oldum. Çok keyifli oldu. Sadeleşme tabii ki var. Türkiye'deki dil devrimi de bu sadeleşmenin bir örneği olarak ortaya koymamız söz konusu olabilir. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Atatürk'ün dilde ve yazıda yapılacak olan devrimi başlatmasıyla beraber bir takım sadeleştirmenin ve Türkiye'nin, Türkçe'nin gramer kurallarının tam anlamıyla kurulduğuna tanıklık ettik. Hani meşhur örnektir, üçgen, dörtgen, beşgen gibi aslında geometride olan, geçmişte olmayan, hatta Atatürk'ün bu sözcükleri de icat ettiği, bulduğu da söylenir. Çok basit ve kendi içerisinde çok tutarlı bir noktadan gittiğini görüyoruz Türkçe'nin. Yine aynı şekilde Orta Asya'da veya eskiden Türklerin konuştuğu veya o dönem için yine Türklerin konuştuğu bazı köklerin tespit edilmesi, bunların yine Türkçe'de var olan eklerle başka sözcüklerin türetilmesine dönüşülmesi, bunun çok güzel örnekleri. Dolayısıyla Türkçe'de de gerek tepeden, gerekse halkın ihtiyaçlarıyla yeni bulunan teknolojilerin gelişimiyle ilgili olarak evrilen dilde bir basitleşmenin ve gelişmenin varlığını tanıklık ediyoruz. Bizim Almanca'da da mesela değil mi? İki S'i başka bir ifadeyle ifade edilir. Onun iki yani iki S olan harfin tek çift S'e dönüşmesi, daha kolay yazılması, insanların daha kolay bir noktaya doğru gitmesi şeklinde bir değişim dönüşümün olduğunu da görüyoruz. Bütün dillerde eski dillere baktığımızda modern dillerin hemen hemen bütün bildiğim dillerde ama tepeden, ama halkın ihtiyaçlarıyla ilgili olarak, ama ikisinin birleşimi şeklinde bir kolaylaşmanın ortaya çıktığı aşikar. Evet, yani şimdi burada tabii şu soruyu sormak gerekiyor. Neden mesela diller genellikle sadeleşme yönünde hareket ediyor? Mesela karmaşa, ama bir yandan da mesela sadeleşme oluyorsa bir şekilde o sadeleşmenin
Yani bir şey sadeleşiyorsa daha önce karmaşık haldeydi. O karmaşığı da oluşturan da bir şey olması lazım. Yani dolayısıyla aslında muhtemelen bu iş biraz şey, bütün tarih hep böyle tekerrür eder ama sarmal şekilde tekerrür eder derler ya. Yani aynısı direkt ortaya çıkmaz. Bir o yöne gider, bir bu yöne gider ama her seferinde de farklı bir eksende tekerrürler meydana geliyor. Şimdi işin o tarafına da gireriz, karmaşıklaşma tarafına da. Ama bence sadeleştirmeyle önce devam edelim. Şimdi mesela bir şeyin tutması meselesi vardır ya, mesela Türkiye'deki bu öz Türkçe hareketinde de bu meydana geldi. Birçok şey tuttu ama mesela tutmayanlar da oldu. Baktığımızda tutan kelimeler genelde işte üçgen, dörtgen, bilgisayar veya işte ne bileyim böyle hayatımıza uyum sağlayan kelimeler, görsel mesela, seleki mesela yine yeni eklerden biri. Hep böyle şey bir şekilde insanın zihinsel yapısına çok rahat şey yapan, sezgisel olarak anlayabileceği ve kolay gelen ve örtüşen, gerçeklikle de örtüşen kurallar veya kelimeler olduğunu görüyoruz. Yani demek ki hani sadeleşme neden tutuyor? Mesela İngilizce'de de bunun tutması, başarılı olmasının bir şeyi var, bir nedeni olmalı. Benim tahminim, hani uyduruyorum burada tabii, spekülatif bir şekilde konuşuyorum. Bir şekilde eğer şey yapıyorsa, hani böyle bazen bir yani bir kuralla sen bir sürü problemi çözebiliyorsan, insanlar bunu benimsiyor. İnsanlar benimseyince kullanıyor. Kullanınca da bir süre sonra standart haline geliyor. Böyle bir hani şey yapıyorum yani, bir hipotez ortaya atıyorum. Belki böyle bir yapıdan dolayı sadeleşme oldukça güçlü bir şey, evrimsel bir güç diyebiliriz belki dillerin gelişiminde. Şimdi tabii Peyami Safa'nın güzel bir kitabı vardır. Yıllar önce okumuştum. 20 yılı geçmiştir herhalde. Osmanlıca Türkçe Uydurmaca diye. Tutucu yani benimsemiyordu o zaman sadeleşti. Yani şöyle, aslında benimsemiyor diyemez ama kitabın özeti itibariyle baktığımızda hakikaten kök ve ek Türkçe'ye aitse genelde halk, insanlar bunu benimsiyorlar. Tabii halkın ve insanların benimsemesi noktasında o dilin yazarlarının, edebiyatçıların, entelektüellerin de bu sözcükleri sahip verip kullanması da önemli. Biraz önce bahsetmiş olduğum mesela bilgisayar sözcüğü, işte bellek mesela değil mi sözcüğü. Özellikle bu o dalgada ortaya çıkan sözcükler diyelim, teknolojinin hayatımıza girmesiyle. Hakikaten anlamı itibariyle de kullanılan sözcüklerin kökü ve eki itibariyle de dilimizle çok uyumlu. Evet. Ve insanlar bunları çok hızlı benimsediler. Dolayısıyla halk nezdinde de, entelektüel nezdinde de yaygın bir kullanım alanına sahip oldu. Bu dil Türkçeleştirme hareketini eleştirmek isteyen kesimlerin de kullanmış oldukları bir takım böyle sembol, simge sözcükler vardır veya sözcük grupları vardır. İşte çok oturgaçlı götürgeç gibi değil mi? Çok böyle kullanılır. İşte işi olumsuzlandırmak adına çok kullanılabilen konulardır. Evet, ama ben yine de ne olursa olsun dilimize yabancı dilden gelen sözcüklerin karşılığının bulunması ya da dilde yeni ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için sözcük üretiminin belli bir birim tarafından, kurum tarafından ve mümkünse tabii yazarlar, çizerler, o ülkenin entelijansı, entelektüelleri tarafından yapılması gerektiğine inanan bir insanım. Çünkü dilde ne kadar kendi dilinize ait sözcük grubu olursa siz o dili daha iyi ifade edersiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Avusturyalı felsefeci, 20. yüzyılın en büyük felsefecilerindendir, Ludwig Wittgenstein'di. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun güzel bir sözü vardır. Der ki ya benim dünyam bildiğim sözcüklerin bittiği noktada biter. Dolayısıyla biz düşünürken, kavramlar olarak düşünürken de bildiğimiz sözcüklerle düşünürüz. Dolayısıyla senin karmaşıklaşma noktana da geliyorum. Dilde ihtiyaçlar ortaya çıktığında, soyut somut, düşünceli ihtiyaçlar ortaya çıktığında bunun karşısında bir sözcük kelime koymanız lazım. Koyabildiğiniz noktada insanınızın da düşünce ufkunu arttırırsınız. Onun için aslında karmaşıklaştırma ve zenginleştirme sözcük tarafında devam edecek, kelime tarafında devam edecek. Bundan yana bir sıkıntı yok. Bence öyle de olmalı ama kuralların basitleştirilmesi de o dilin kullanımının daha pratik hale gelmesini ve insanların o dili kullanmasını kolaylaştırır. Dolayısıyla bence iki süreç paralel olarak devam edecek. Evet. Evet, yani muhtemelen öyle bir durum. Yani insanlar mevcut dilin yapısı, mevcut dilin
kelime dağarcığı senin artık bazı ihtiyaçlarını karşılamamaya başlayınca, yeni şeylere ihtiyaç duyunca bu sefer zenginleştiriyorsun dışarıdan kelimeler alarak, belki dışarıdan kurallar alarak veya mevcut kuralları biraz daha karmaşıklaştırarak. Ama daha sonra da bir yandan da şey oluyor, hani yavaş yani o biriktirdiğin her şeyi de kabul görmüyor. Bazısını atıyorsun, bazısını bırakıyorsun. İşte mesela Tanzimat dönemi edebiyatında bayağı bir hani sırf kelimeler alınmıyormuş. Aynı zamanda Arapça veya Farsçadaki şey, ifade şekilleri, kalıplar veya gramer kuralları bile yeri geçiyor, kullanılıyordu. Ama bunların bir kısmı işte tutuyor, bir kısmı tutmuyor. Artık onu da şey, hani işin doğası gereği. Kısmen bazen işte senin dediğin gibi kurumlarla bu iş yürütülüyor. Ama kurumlar aslında tek başına tepeden inmeyle hareket etmiyor. Bir yandan hani kurumlar bunu öneriyor ama halk veya toplum bunu kabullenmedikten, kullanmadıktan sonra onun hiçbir gücü yok aslında. Bir şekilde karşılıklı bir ilişki şeyle, dinamiğiyle ortaya çıkan bir evrilme aslında. Tabii yani şimdi Tanzimat döneminde, öncesinde de işte Osmanlı döneminde kullanılan işte Türkçe diyelim. Ve divan edebiyatında kullanılan Türkçe ya da o zamanki işte münevverlerini okumuş etmiş insanların kullandığı dil. Her ne kadar sözcükler Arapça ve Farsçadan çok sayıda alınsa da Türkçenin ona kattığı birçok anlam var. Mesela hal sözcüğü yine Peyami Safa'nın kitabındaydı herhalde. Hal sözcüğünün diyelim ki Farsçada veya Arapçada 2-3 kullanım anlamı varsa Türkçe bu 15-20'ye çıkartmış. Yani siz o dili, o sözcükleri, kökleri başka bir dilden bile alsanız kendi dilinizin ihtiyaçları itibariyle ona bir takım anlamlar yüklüyorsunuz ister istemez. Bundan yana da bir sıkıntı yok. Tabii Türkçe'de çok fazla miktarda hala da, doğaldır bu da, Arapça ve Farsça kökenli sözcük, kelime kullanıyoruz, sözcük kullanıyoruz. Mesela kelime sözcük değil mi? Şimdi kelime, kalem, kelam, baktığımızda bunların hepsi aslında bir kökten geliyorlar. Şimdi biz bunların köklerini ne kadar bilebilirsek, bunlar arasındaki ilişkileri ne kadar iyi bilirsek Mert'cim, aslında dili de o kadar iyi kullanırız. Birçok kelime grubunu şu anda kullandığımız, içindeki kelimelerin anlamlarını bilmeden kullanıyoruz. Bazen bana da denk geliyor. İşte nevrin dönmek diyoruz. Kimse nevir sözcüğünün anlamını kolay kolay bilmiyor mesela. Şimdi bunu açıp sözlüğe bakmak lazım. Nevir ne demek mesela? Ama dilimize oturmuş o sözcük grupları. Biz de kullanıyoruz. Anlamını biliyoruz. Ama aslında onu oluşturan kelimelerin anlamlarını bilmeyebiliyoruz. İşte dilde bu kelimelerin anlamlarını biliyor olsak, bu ilişkileri biliyor olsak aslında dili çok daha iyi kullanırız. Dolayısıyla belki Türk eğitim sisteminde de dil konusunda Türkçe dersinde olabilir, başka seçmeli derslerde olabilir. Bu kelimelerin sözcükleri arasındaki ilişkilerin de ifade edildiği, öğretildiği bir takım ek dersler olsa seçmeli olabilir veya Türkçe'nin içerisinde olabilir. Bence dilimiz daha da zenginleşir. Kullandığımız dili daha iyi kullanırız. Yani biz Türkçe dersinin potansiyelinden çok az yararlanan bir ülkeyiz aslında. Yani bütün ülkeler belki eksik yararlanıyor da biz Türkiye'de ekstra eksik faydalanıyoruz. Yani böyle çok Türkçe dersi, yani yine böyle çok ezberci bir şekilde öğretilen, çok böyle şey otomatik bir şekilde uygulanan gelen derslerden biri maalesef Türkiye'de. Halbuki hani işin bu makale yazması, fikir üretmesi, tartışma yapması vesaire bir yana, şimdi senin bu bahsettiğin mesele gerçekten bence çok orijinal bir konu. Yani dil dediğimiz şey dinamik bir şey ve içinde bir sürü etkileşen güçlerin şekillendirdiği bir yapı. Ve hani bunu aslında öğrenmeye çalıştığımda, yani tamamen böyle onun kendine ait bir fiziği var, bir matematiği var. Tamam, işte mesela bahsettiğin örnekteki gibi işte KLM kökünden bir sürü Arapçada kelimeler türetilmiş. Veya Türkçede de işte gen kökünden bir sürü kelimeler, sel kökünden, sel yapım ekinden bir sürü kelimeler türetiliyor. Ya bunların arasındaki o ilişkileri incelemek, neden mesela etimolojisine bakmak kelimelerin, nasıl etkileşmiş, kurallar nasıl oluşmuş falan, çok çok ilginç konular yani. Anlat bitmez. Bu arada bu sadeleşme ve karmaşıklaşma dedik ya biraz önce, aklıma iki tane örnek geldi, onları da paylaşmak istiyorum. Şimdi mesela Türkçe'de şimdiki zaman çekimini düşünelim, yor ekini yani.
Mesela biz ne diyoruz? Gitmek diyoruz master haline. Ona gidiyor diyoruz şimdiki zaman haline çevirmek için. Ama mesela hem Anadolu'da genelde böyle kırsalda kullanılan lehçelerde veya Azerbaycan'da ve diğer muhtemelen Orta Asya ülkelerinde de benzer bir şekilde. Onlarda yoreki yok. Herkes gidiren diyor. Giderim diyor. Yani böyle hep çok daha kısa. Sadece R harfi yor şimdiki zaman halini çekmeye kullanılıyor. Demek ki yani bir şekilde bizim Osmanlı zamanında İstanbul'da yaşayan toplum, halkımız daha basit bir Türkçeden daha karmaşık bir şeye ulaşmış orada. Bir eke dönüştürmüş. Veya başka bir örnek vereceğim yine Türkçeden. Mesela Türkçe'de hatırlarsın derste Türkçe dersinde öğretmişlerdi. Genelde işte böyle sürekli olarak heceler, sesler düşüyor değil mi? Böyle işte insanlar söyleyemediği harfleri kaldırıyorlar, daha basitleştiriyorlar. İşte mesela, ama belli bir yerden sonra çok küçülünce kelimeler artık o kelimeler kullanılmaz hale geliyor. Daha uzun kelimeler tercih ediliyor. Mesela bunlardan bir tanesine örnek olarak od kelimesi söylenirdi. Od mesela artık kullanmıyor. Onun yerine ateş kullanıyor. Farsça veya muhtemelen Arapçadan gelme bir şey. İşte onun gibi mesela don kullanmıyoruz, pantolon kullanıyoruz. Hani çünkü çok basitleşince bu sefer ayırt etmek zorlaşıyor kelimeleri veya bilmiyorum başka bir şey var işin içinde. Karmaşıklaştırma ihtiyacı hissediyoruz. Ya şimdi yani, şöyle, tabii Türkçe zamanlar itibariyle çok zengin bir dil. Hı. Şimdi mesela yabancılar Türkçeyi öğrendiklerinde çok iyi öğrenebilirler. Telaffuzlarından bile yabancı olduğunu anlayamazsın. Fakat nerede tırnak içerisinde açık verirler? Özellikle bu mişli geçmiş zaman, dili geçmiş zaman farkında. Yani gördüğünüz, yaşadığınız bir konuyu anlatırken başka türlü anlatırsınız. Birinden duyduğunuz bir konuyu rivayet ederken başka türlü anlatırsınız. İşte orada evet. O hataya veya o farka yakalayamayabilirler. Evet. Bizim de Türkler olarak başka yabancıları konuşurken aynı sıkıntıyı yaşadığımızı görüyoruz. Evet, oldukça karmaşık bir kural yani o miş mesela değil mi? Hani... Evet ama aslında dilimizin çok zenginliği. Dilimiz hakikaten Türkçe. Biraz önce bahsettiğim geniş zaman kipiyle diyelim, ekiyle veya şimdiki zaman arasında da o veya işte şimdiki zaman hikayesi, geniş zamanın rivayet falan gibi de böyle çok aslında zengin bir zaman tarafında bir dilimiz var. Biz bunun gramer kurallarını öğrenmiyor olsak bile, hani herkesin Türkçesi çok iyi değil. Gramerde mesela Türkçesi iyi derken Türkçe dersi çok iyi olmayabilir ama herkes Türkçeyi konuşuyor. Çünkü artık duya duya, göre göre, yaşaya yaşıyor, deneyimleyerek o Türkçeyi konuşuyorsunuz. Ama Türkçenin gramerine indiğinizde aslında ne kadar zengin olduğunu bu tarafın çok görüyorsunuz. Dolayısıyla bu bir zenginlik. Yani toplum ihtiyaçları, şehirleşme arttıkça, toplum ihtiyaçları arttıkça dil bu noktada kendini geliştirmiş. Onun dışında da doğru söylüyorsun. Aslında Türkçenin de bir matematiği var. Aslında bütün dillerin bir matematiği var. Yani sen matematik konusunda çok iyi bir arkadaşımızdır. Kendini geliştirmiş bir arkadaşısındır. Yani biz de matematiği böyle normatif kurallarla öğreniyoruz ama o sezgisel boyutuna, işte gerçekten o matematik içine kaç kişi girebiliyor? Diller de böyle. Dilleri de belli bir noktadan sonra öğrene. Artık 8. 9. 10. dili öğrendiğinizde çok görüyoruz değil mi? O adam 15 dil biliyor, 20 dil biliyor. Artık bir noktadan sonra otomatikman iş çözülüyor. Çünkü dillerin de kendi içerisinde, aslında birbirleri içerisinde bir sürü ortak noktaları var. O anlamda da dilin o içeriğine inmek, senin de işine o Türkçe dersinin veya dil derslerin, aslında yabancı dillerde girdik, çok Türkçe'de kaldık. O tarafın özelliklerini öğrenmek insanları daha motive edecektir. Hem kendi dilini daha iyi öğrenmeye, hem yeni diller, yabancı diller öğrendiklerinde daha keyifle, daha şevkle, daha motive bir şekilde öğreneceklerdir diye düşünüyorum. İşte o geçenki sohbetimizde olduğu gibi aslında. Yani mesele aslında hep şeye geliyor. İnsanın merakını uyandırmak problemine geliyor. Yani coğrafyada da aynı mesele vardı ya. Yani aslında bunların hepsi çok çok orijinal, insana ya herkesin merak edebileceği ve şey yapabileceği, yani doğal olarak ilgilenebileceği konular. Ama işte o merakı ne kadar şey yapıyorsun, hani ortaya çıkarabilecek şekilde besliyorsun. Beslemezsen o sana artık yük olarak görünüyor. Sanki böyle ezberlenmesi gereken bir sınav veya hazırlanması gereken bir sınav yükü olarak görünüyor. Ama aslında öyle olmak zorunda değil yani.
Vallahi çok doğru söylüyorsun. Şimdi bizim okuduğumuz lise diyelim. 8 sene okuduk değil mi beraber? Hani ilk 500'den işte en düşük diyelim öğrenci alıyordu. İlk 100'den belki 40-50 arkadaşımız vardı yani sınıflarda. İşte baktığında 144 kişi. Hatta bizim önümüz 40 kişi olması lazım. Şimdi birçok arkadaşımız ben dahil birçok dersten çok iyi not alamıyorduk. Şimdi baktığında okul iyi, öğrenciler iyi. Yani böyle inanılmaz zor sorular da yok. Hiçbir derste ben hatırlıyorum yani böyle özellikle üniversite sınavına hazırlanırken de görmüştük. Sorular da çok zor değil ama birçok arkadaşımız farklı derslerde çok düşük notlar alıyorlardı. Şimdi bunun tek izahı bu öğrencilerin yeterince hepsinin en azından bir kısmı tabii kendi kendine motive olan arkadaşlarımız da var. Veya çok sevdiğin derse zaten veya çok sevdiğin alana, çok ilgin alana zaten kendi kendine motive oluyorsun. Demek ki ne konu? Bu insanların, bu öğrencilerin hangi okulda ve hangi grupta olursa olsun dediğim gibi onların o dersi öğrenmeye merakını uyandırmak, onları motive etmek, onlara ilham vermek, doğru yöntemlerle eğitimi almalarını sağlamak, öğrenimi gerçekleştirmeni sağlamak. İşin püf noktası bu noktada. Kesinlikle. Onun için bu motivasyon sağlandığı noktada, bu merak uyandırıldığında ve ilham verildiği noktada bu öğrenciler de çok daha iyi pozisyon alırlar. Ve de bu bina yapmak gibi Mert. Şimdi sen şimdi bina yapıyorsun diyelim. Bina yaptığında nedir? En temelden başlıyorsun. Kat ata ata gidiyorsun. Sen temeli en iyi atarsan, katları en iyi şekilde koyarsan tepeye doğru da bina o güzel şekilde inşa ediliyor. Ama temel aşamasında problem yaşattın. Birinci katta problem, ikinci katta, üçüncü katta maazallah bina da çöker. Onun için en alttan yani ilkokuldan başlayarak hatta okul öncesinden artık bizim aramızda pek yoktu. Ortaokul, lise, üniversite sonrası her kademede her dersi öğrenciye en iyi şekilde öğretip temelini iyi oturttuğunda ondan sonra yola devam ettirdiğinde sonraki aşamalarda da çok daha başarılı sonuçlar elde ediyorsun. Dil ve yabancı dil eğitimi de bunun en önemli alanlarından bir tanesi oluşturuyor. Bir gün şeyi de tartışalım o zaman. Merak, insan merakı nasıl beslenir, nasıl şey yapılır, geliştirilir. O da Bunu o önemli. aşılamaya nasıl konuşmayalım. Ona biraz çalışayım. Evet. Yani, evet. Neyse ona şimdi çok girmeyelim. Ben neyse hadi çok hızlı bir şekilde oradaki benim yine bir teorim var. Onu da söyleyeyim. Bence orada kilit nokta bir şeyden geçiyor. Yani hep o neden sorusundan geçiyor diyeceğim de. Gerçi neden bazı insanlar neden sorusuyla ilgilenmiyor. Bu sefer o soruyu cevaplamaktan. Neyse o konuya çok fazla girmeyelim. Bu alfabe değişikliği. Mesela alfabe değişikliğine bakalım Türkçedeki veya diğer dillerde de olmuş. Mesela işte biliyorsun Osmanlıca alfabesinde sesli harfler sesli harflerle alakalı bir sıkıntı var. Noktalama işaretleriyle alakalı bir kusur var. Ve hani Latin alfabesine geçince Türkçenin şeyi çok daha kolay bir şekilde yazılabilir hale geliyor. Okunması, yazılması çok daha rahat oluyor. Hani sırf mesele şey değil hani alfabenin zorluğu değil. Hakikaten alfabenin becerileriyle alakalı da bir sorun var. Orada da mesela ne olmuş? Aslında Arapça evet bu alfabette de mesela bir basitleştirme ve karmaşıklaştırma açısından bakalım. Şimdi ne oluyor? Arap alfabesinde sesli harfler veya Osmanlıca alfabesinde sesli harfler bulunmuyor. Noktalama işaretleri bulunmuyor. Bir de yani dolayısıyla aslında orada bir Arap alfabesi Latin alfabesine göre daha basit. Ama o basitlik bizim bazı şeyleri yapabilmemizi engelleyen bir basitlik. Yani daha karmaşık olmasına ihtiyaç var, daha fazla kural olmasına gerek var ki bizim o kendi dilimizin seslerini ve şeylerini ayırt etme fonksiyonlarını işte virgülleri, noktalı virgülü, noktayı vesaire koyabilirim. Yani dolayısıyla orada bir karmaşıklaşma yok. Fakat öbür yandan eş zamanlı olarak da bir basitleşme var. Neden? Çünkü Arap alfabesinde harfler mesela bulunduğu yere göre işte kelimenin başındaysa farklı yazılıyor, ortasına başka yazılıyor, sonunda başka yazılıyor. Yanındaki harflerin bulunma şekline göre yazılış şekilleri değişiyor. Yani Arap harfleri bir yönüyle yazılış biçimsel olarak daha karmaşık, daha çok kural gerektiriyor. Ama bir yandan da aslında daha basit. Çünkü daha az şey var, kuralı var fonksiyonel olarak işte sesler ve ayrıştırma noktasında.
Mesela hani biz orada ne yapmışız? Latin alfabesine geçerek bir yandan basitleştirmişiz, bir yandan karmaşıklaştırmışız ve işte bizim bir şekilde kendi ihtiyaçlarımıza daha çok uyacak bir şey, tasarım elde etmişiz. Böyle yani şey demek istiyorum, basitleşme ve karmaşıklaşma demek bir arada da olabiliyor bu örnekte görüldüğü gibi. Vallahi tabii Türkçenin şöyle bir avantajı oluşmuş Latin alfabesine geçerken de. Şimdi bir film izlemiştim. Çok eskiden herhalde, yine çocuktuk herhalde, 12-13 yaşlarında belki. Bir Vietnamlı kız vardı, Amerika'ya gidiyor. Ay, çok küçük yaşta ve sonra Amerika'da yarışma var. Harflerin Spelling'di galiba yarışmanın ismi de. Spelling Bee. Hı-hı. Hı? Spelling Bee diyorlar. Evet. İmla. Sözcüklerin harflerini söylüyor. Tam şaşırmıştım yani, tabii Türkçe'de böyle bir sözcüklerin harflerini söylemek bir konu değildir. Yani bir de bu nasıl yarışma dönüşüyor demiştim. Tabii o zamanlar İngilizcemiz oldukça zayıftı. Şimdi de böyle harika, efsane olduğunu söylememiz ama en azından bunun nedenini anlayacak kadar İngilizce öğrendim. Çünkü hakikaten seslerin, yani o harflerle ifade edilen sesler çok karmaşık hale gelebiliyor. Benzer bir şeyi, dinamiği Fransızca'da görüyoruz. Hatta biz Almanca öğrenirken konu hep şuydu, işte Almanca öğrenmek daha kolay. Niye daha kolay? Ki daha kolay değil İngilizce'ye göre. Okunduğu gibi yazılıyor ya da yazıldığı gibi okunuyor. Şimdi bu dinamiğin, bu özelliğin Türkçe'de inanılmaz bir şekilde olduğunu görüyoruz. Çünkü niye? Latin alfabesi sonradan alındığı için. Ç sesine mi ihtiyaç var? Tak, Ç seçi, Ç sesi oraya... C'nin altına kuyruk koyulmuş, Ç sesi koyulmuş. Evet. Şimdi siz Ç sesini çıkartmak için Almanca'da 4 tane harf kullanmanız gerekebilir. Ya da İngilizce'de bir ses için veya Fransızca bir ses için 4-5 harf kullanmanız gerekebilir. Aynı şekilde Kiril alfabesinde mesela Ç sesi var. Ç sesini çıkartmak için bir harf kullanıyorsunuz. Ama Rusya'nın, Ukrayna'nın komşusu Polonya'da Latin alfabesi kullanılıyor. O Latin alfabesinde o ç sesi, onların da Slav dili, netice kökenli bir dilleri var. 4 tane harfle bunu ifade edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkçe'ye müthiş bir kolaylık getirmiş o anlamda Latin alfabesi. 29 harf alınmış. İhtiyaç görüldüğü gibi harfler işte kuyrukta takılmış veya ü'ler yapılmış. Bilmiyorum Arapça'da bu sesler nasıl Osmanlı alfabesinde veya Osmanlı alfabesi demeyeyim de Arap alfabesinde, ama Osmanlı netice Türk alfabesi demiyoruz. Latin alfabesi diyoruz ama Osmanlıların kullandığı tarzda Arap alfabesini nasıl yansıtıyormuş, ne yapıyormuş bilmiyorum. Osmanlıca uzmanı değilim. Dolayısıyla yani Türkçe'ye Latin alfabesi kullanımı hem pratiklik anlamında hem kolaylık anlamında hem sonradan alınmış olması itibariyle müthiş bir kolaylık sağlamış. Okuma yazma oranları da zaten sadece bununla mı ilgilidir zannetmiyorum. Tabii çok ciddi bir eğitim hamlesi de yapılmış. Onun da etkisiyle çok kısa sürede çok yüksek oranlara ulaştırılmış. Ama neticede Osmanlı zamanında kullanılan dilin, Osmanlıcanın işte ismiyle diyelim veya Osmanlı zamanında Osmanlı Türkçesinin o dönemde kullanılan, özellikle devlet bürokrasisinde dilin özellikle uzmanlar tarafından iyi bir şekilde öğrenilmesi de ben önemli görüyorum, önemli buluyorum. Hatta biraz önce bahsettiğim gibi kelimeler arasındaki ilişkileri anlayacak şekilde bunun okullarda da, temel eğitimde de ve sonrasında da daha iyi öğretilmesi, bu ilişkilerin eğer imkan varsa tabii, çünkü okul meçhide eğitimde yine kıt kaynakların etkin bir şekilde kullanımı her alanda olduğu gibi fayda getirecektir diye düşünüyorum öğrencilerimiz, gençlerimiz. Ya aynı fikirdeyim. Yani öz Türkçe devrimi veya reformu diyelim, hani bizim çok işimize yarayan bir şey. Sadeleştirme ve akıcılığımızı sağlamak açısından, ama Osmanlı'dan kalan o işte daha şey karmaşık ve zor dil geçmişi de hani başka ne bileyim işte bizim şu an belki çok rahat ifade edemediğimiz bir sürü duyguyu ve fikri kolay ifade etmeyi sağlayan çok büyük şeylere sahip, hani birikimlere sahip yani. Mertciğim, 20'li yılların başına kadar Oxford Üniversitesi'ne kabul edilmek için eski Yunanca ve eski Latince bilmek bir şartmış. Evet. 60'lı yıllara kadarsa Yunanca kalktı sonra 20'lerin başında. 60'lıların başına kadarsa Latince şartmış. Şimdi bunu biz anlarken zorluk çekebiliriz. Yani ne demek yani? Hani üniversiteye giriyorsun, bu dili bileceksin. Ama hem bilim tarafında hem kendi kelimeleri, yani kendi dilleri içerisinde o kadar ağırlığı var ki bu iki dilin.
özellikle Latince'nin böyle bir zorunluluk hissetmişler. Bizim de kullandığımız dilde, özellikle hukukta da görüyoruz bunu, yani daha böyle kamuya dönük işlerde eskiden kullanılan dilin ciddi bir ağırlığı var. Dolayısıyla demiyoruz ki işte mecbur olsun. Onlardan da artık mecburiyeti kalmış. Ama ne kadar çok o ilişkiler bilinirse, sözcükler, kelimeler bilinirse bu kadar da faydalı olur diye düşünüyorum doğal olarak. Ya zaten hani şu an bile bir İngilizce bir kitabı okumak istiyorsan İngilizcenin kendi kelimelerinden daha fazla işte Latince, şey, Yunanca falan kelimeler, yani den türetilmiş kelimeleri öğreniyorsun ki bu kelimelerin mesela işte birçoğu birbiriyle aynı anlama sahip. Yani 10 tane kelime aynı anlama neredeyse birbiri. Yani çok ufak nüanslar var ki o nüanslar bile bence çok tutturdukları yok yani. Ama bütün o işte SAT sınavında, GRE veya işte şey sınavlarında, üniversite ve sonraki sınavlarda onlara dikkat ediyorlar. Yani ve kitap okumak için de gerçekten gerekiyor. Düz, sade, halk İngilizcesiyle okuyamıyorsun yani tek başına. Vallahi Mert'ciğim ben zaman zaman okuduğum işte yazılarda Apple'ın sözcüğünü kullanıyorum. Bilmediğim İngilizce kelimelerin karşılığına baktığımda çoğu zaman da o sözcüğün köküne ilişkin bilgi veriyor. İşte 17. yüzyılda Latince'den Fransızca'ya geçen şu kökten dönüşerek bu olmuş. İşte 15. yüzyılda bu sözcük ilk kez ortaya çıkmış yine Latince bir kökten ya da Yunanca bir kökten. İşte Fransızca, İngilizce, Almanca açıklamalar yapılıyor. Orada da gerçekten görüyorsun. Hakikaten Latince'nin o anlamda çok ciddi katkısı olmuş bütün bu dillere. Yani hep düşünülür, denir ki İngilizce, pardon Latin dilleri yani Fransızca, İtalyanca, efendime söyleyeyim işte Portekizce, İspanyolca çok Latin dili kökenlidir denir. Ama baktığımızda İngilizcenin de Almanca'nın da kök olarak çok sayıda sözcük aldığını görüyoruz. Ya da kural aldığını görüyoruz Latince'den. Bu arada bu şey spelling bee demiştin ya biraz önce, o İngilizce kelimenin yazılışının zorluğu. Bak onu ben mesela şurada çok net hissediyorum. Ben biliyorsun işte çok uzun zamandan beri 20-25 senedir belki 10 parmak yazıyorum hem Q klavyede hem F klavyede. Fakat İngilizce'de 10 parmak yazarken yani çok zorlanıyorum yani. Neden? Çünkü kelimeler direkt mesela Türkçe'deki gibi duyduğum gibi yazamıyorum. Birçok yerde ya bunun yazılışı nasıl, yani o otomatiklik oluşmuyor. Özellikle böyle bazen işte biliyorsun işte büyüt mesela beautiful. Güzel Türkçe'deki güzel anlamına gelen kelime. O kadar yazılışı zor bir kelime ki yani. B, E, A, U. Yani her onu hızlı bir şekilde yazarken aklına hemen şey yapmıyor. Gelmeyebiliyor. Artık otomatik düzeltme seçenekleri var. Belki rahatladı. Çok doğru söylüyorsun. Bu anlamda Türkçe çok rahat yazılıyor. Başka bir konudur ama mesela Türkçe'de Q klavye, F klavye değil mi? O F klavyenin mesela sonradan, şimdi geriden gelmenin avantajı var. Şimdi Türkçe'de mesela Latin alfabesini daha geç aldığı için o avantajı kullanmış. Sesleri direkt dile yansıtmış. Aynı şekilde sen bu işin uzmanısın. Q klavye, F klavye farkı değil mi? F klavye belki dünyanın en hızlı klavyesi. Belki değil öyle. Niye? Türkçenin ihtiyaçlarına göre sonradan oluşturulmuş. Ben F klavye yazamıyorum ama ben de Q klavye 10 parmak yazarım biliyorsun. Evet. Bayağı da bugün hareketli sizinle. Dolayısıyla yani bunun avantajını görüyoruz. Yani şimdi Q klavyede A serçe parmakta ama Türkçe'de A harfi inanılmaz derecede çok kullanılan bir şey. Dolayısıyla Q klavye yazarken hakikaten F klavye ile mücadele etme şansın yok yani eğer hızlı yazacaksan. Ama Q klavye yazmanın da avantajları bütün hemen hemen dillere gidiyor en azından. En azından İngilizce'ye gidiyor. Bir daha bir öğrenmene gerek kalmıyor. Dolayısıyla katılıyorum sana. İngilizce yazmak, yazarken o zorluğu herkes çekiyor. Hızlı yazarken çok zor bir şey. Yani hızlı yazarken, konuşur, yani yazarken de yani elle yazsan da, işte bilgisayarda yazsan da onu yaşıyorlar yani. İşte kendi içerilerinin içerisinde bile yarışma düzenliyorlar. Böyle bakmak lazım. Bir de orada mesela şey örneğini vermek istiyorum İngilizce ile alakalı yine. Yani İngilizce genel olarak çok basit hani Almanca veya işte diğer Avrupa dillerine göre. Ama İngilizcenin çok zor olduğu başka bir yer daha var. Telaffuz açısından. Mesela telaffuzu gerçekten İngilizcenin çok zor. Sadece 16 tane galiba İngilizce'de farklı ses var. Yani tamam 5 tane sesli harf var ama 16 tane farklı ses çıkartıyorlar. Hani baktığında bizim Türkçe'de sanırım 8 tane ses herhalde harf sayısı kadar ses var. Bilmiyorum daha fazla ses var mı? Bazen böyle çok işte uzatmalı katip gibi işte oradaki E, A arası bir ses var veya mesela ne vardı? 50.
50 derkendeki o ilk E sesi aslında E değil. E ile A arası bir ses. Farklı bir ses. Hani bu tarz az kullanılan... Yani bunlar olmakla beraber diyorsun. Yani yine eski yani başka dillerden gelen söyleyeyim mi? Kar, kar falan gibi evet, yani evet. Farklı sesler ama veya uzatma olabiliyor biz değil mi? Haluk, haluk. Yani galiba 50'deki o bizim şu an pek kullanmadığımız hatta biraz böyle dalga geçilen ses vardır ya böyle 50 derken. O ses sanırım eski bir ses. Yani Azerbaycan Türkçesi mi? Sen de Bakü'de yaşadın. Evet. Orada daha böyle bir yani harf olarak da farklı yazılıyor evet. Ama eğer öyle bir ses olsaydı yani işte ne yapardı, yapılırdı? 8 tane ünlü harf değil. 10 tane, 12 tane yani elindeydi çünkü sen o alfabeyi sonradan oluşturduğun için Latin alfabesini 10 harfe de dönüştürebilirdin yani. 8 değil 10 yazardın. O da çözülürdü yani. O da ciddi sıkıntı olurdu. Belki de olabilir hani. İstanbul Türkçesi sonuçta Anadolu'daki ağızlardan biraz farklı ya. Hani İstanbul Türkçesinde belki o çok kullanılmayan bir sesi olduğu için belki öyle koymamış da olabilirler. Neyse esas şeye gelecektim. Şimdi bazen basitleşiyor dil. İşte bu İngilizce'de özellikle bunu çok görüyoruz. Almanca'daki İşte gender yok yani cinsiyet yok. Kelimenin cinsiyeti artık elde edilmiş şey yok. Ondan sonra işte bu birçok çekim ekleri falan basitleşmiş. Kelimelerin birçoğu daha basit bir şekilde konulmuş falan. Ama Almanca'ya göre şeyi çok zor. Telaffuzu çok zor. Ya Almanca'da bile neredeyse Türkçe kadar olmasa bile okunduğu gibi söylenme şeyi var, tavrı var. Ve heceler birbirine uzunluğu hep aynı. Ama İngilizce'de öyle değil. İngilizce'deki hecelerin bir kere büyük kısmı çok kısa. O schwab denilen bir ses, schwab denilen bir şey var mesela bir İngilizce'de. Bu ters E ile telaffuz fonetik dilde gösterilen. Mesela çoğu hece schwab sesiyle karşılanıyor ve oldukça hani bilmiyorum ben en azından tam toparlayamıyorum bir türlü o sesi doğru dürüst şey yapmayı. Bazı yerlerde uzuyor hece, bazı yerlerde kısalıyor. Ve hani mesela İspanyolca'da da bu problem yok. Hani Türkçe'de zaten yok. Türkçe zaten inanılmaz seslendirmesi kolay bir dil aslında. Mesela acaba o karmaşaya neden olan faktör ne olmuştur yani? Vallahi sen de söyledin. Orada işte Normanlar, Anglo-Saksonlar. Tabii İngiltere ada. Yani hem bir ada olmasının hem avantajı. Hani millet de çok etkili yapamamış. Gelen kalmış ama yani. Evet. Ama sürekli böyle bir o geldi bu gitti olmamış. Gelen kalmış ama gelen gitmemiş yani olduğu yerde. Evet, gelen kalmış. Hani biliyorsun şu anki İngiltere'de konuşulan yani İngilizce diyelim en yakın dilde bugün Polonya'da şey Polonya diyorum Hollanda'da. Hı-hı. Efendim? Hollanda dedim ben de. Flemençe. Fizi. Neydi? F'le başlıyordu galiba. Şu an onların bir bölgesi var Hollanda'da. Orada konuşulan yani kıta Avrupa'sında o gün yani günümüz İngilizcesine en yakın dil odur. Dolayısıyla hani bu dinamiklerle mi ilgili olmuş bilmiyorum. Hani bu yazıya nasıl dönüştürülmüş dil. Hani dilin yazıya dönüştürülmesi esnasında da tabii bu şekilde niye dönüştürülmüş. Ama Fransızca'da da benzer bir dinamik var. Biraz önce de söyledi. Hani İtalyanca'da yok mesela. İtalyanca'da da görüyorsun, okuyorsun. Bir tek orada işte c'ları, çi'leri falan çıkartırken o iki harfle yazarsın. Yani işte Gianluca der değil mi? Yani orada C, G ile I'yi yan yana koyar. Yani evet. Onlar da çok basittir yine. Kelimelerin sonlarına doğru şöyle bir vurgu artar veya başlarına da hani. Ama o yine basit bir şey. Yani vurguyu artırmak veya o melodik katmak İspanyolca'da da olan bir şey ama şeyi zorlaştırmıyor. Telaffuzu zorlaştıran bir şey değil yine. Aynen öyle. Dolayısıyla hani o dillerde yani kıta Avrupa bu yani Almanca'ya da baktığımızda görüyoruz. Ama Almanca'da da var mesela şı sesini tek harfli ifade edemedim. S, C, H'yi koymuş. İngilizce'ye de S ile H'yi koymuş mesela. Yani Almanca'da da mesela Ş harfini ifade etmek için, Ş sesini daha doğrusu ifade etmek için 3 tane aslı harf kullanıyorsun. Yani İtalyanca daha basit bu manada. Her İngiltere'nin dinamiğine bakmak lazım. Yani neden bu kadar işi karmaşıklaştırmışlar? Açıkçası şu an cevabını bilmiyorum ama güzel bir soru. Bakmak lazım, anlamak lazım. Hani gelen... İlginç yani hep o tarihsel dinamiklerle alakalı olabilir. İşte dediğin gibi... Mutlaka tarihsel dinamiklerle alakalıdır da hani hangi alanıyla alakalıdır ona bakmak lazım. Bu arada mesela Normanlar da çok ilginç bir topluluk. Hani hazır lafı geçmişken ondan da bir bahsedeyim. Şimdi zaten kelimenin özünde de görebiliyorsun Norman hani kuzeyli. Evet. Kuzeyliler, Vikingler ve zaten onların işgal ettiği topraklarda
ki ülkeler, bölgelere Normandiya deniyor. Fakat daha sonra bunlar Fransa'da o bölgeyi işgal ettikten sonra bu Vikingler Fransızlaşıyor. Yani kendi şeylerini, dillerini ve kültürlerini unutup Fransız kültürünü benimsiyorlar. Ve sonra sanırım yine 11-12. yüzyıl veya 13. yüzyılda tekrar İngiltere'yi işgal ediyorlar. Yani bu Vikingler hem direkt Norveç'ten gelip işgal etmişler hem de bir de Normandiya'dan yani Fransa'dan gelip İngiltere'yi işgal etmişler. Ve İngiltere her seferinde kendi dilini ciddi anlamda değiştirmiş bu yeni işgallerin sonucunda. İşte çünkü İngilizce'deki şu an ağır Fransız ve Latince etkisi bu Norman işgalini. İkinci dalga Normanlardan mı olmuş? Evet, ikinci dalga. Evet, esas ikinci dalgadan. Özellikle mesela halk İngilizcesiyle daha böyle elit İngilizcesi arasındaki farklar mesela oradan geliyor. Çünkü halk daha böyle işte basit işte mesela atıyorum şimdi kelimeyi unuttum da beef mesela işte beefsteak demek. Onun bir karşılığı olan bir de şey bir kelime var. Daha halk İngilizcesi kelime. Bütün böyle kelimelerin bir halk İngilizcesi var. Bir de daha böyle havalı Fransızca, Latince kökenli İngilizcesi var. Bu çok yaygın. Vallahi tabii bu Viking işi enteresan iş. Kuzeylilerin işi. Mesela Rurikler deniyor. 9. yüzyılda da Slav kabileleri davet etmiş de iddiası var. Onların kendi geldikleri de iddiası var. Bu nehirlerden, kuzeyden, evet, Baltıklardan aşağı kadar inmişler Dnipro'dan. Gelmişler. Mesela burada da hanedanlık diyelim. Yani Kiev Rusları dönemin en büyük Avrupa'daki ikinci devleti haline gelmiş. Kiev Avrupa'da İstanbul'dan sonra veya o zamanki ismiyle Konstantinopolis'ten sonra ikinci büyük şehir haline gelmiş. Onlara da baktığında yine Kuzeyliler, Vikingliler gelmişler burada, evlenmişler. İşte yönetici sınıf olarak Slavlaşmışlar ama neticede bir Viking kökü var. Tabii evet. İster istemez kültüre de, dile de, sosyal hayata da, devlet yönetiminde etkiler olmuş. Benzer dinamiği dediğin gibi hem bugünkü Fransa'da hem işte İngiltere'de görüyoruz. Mutlaka yani kuzeyli insanların mutlaka bu sürece etkisi olmuştur. Evet. Bakalım yani ilginç. Peki Burak'cığım, bugün de bayağı bir konuştuk. İstersen bu sohbeti burada bitirelim. Keyifle. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Oradan işte daldan dala atladık ama her zaman gibi. Ama zaten bizim amacımız da o. Yani şey yapmak değil, böyle yapısal, işte formal bir şekilde bir röportaj veya diyalog yapmak değil. Onları zaten değil. Yapıyoruz zaman zaman. Hani işte hazırlık, bazen hazırlıklı olmak farklı oluyor sohbetlerde veya röportajlarda diyelim. Ama böyle doğaçlama olması da daha keyifli. Çok farklı noktalara gidiyorsun. Sonuçta bilmediğin konuları öğreniyorsun. Artı tekrar bilme merakı canlanıyor. Diyorsun, aa bunu bilmiyorum. Nedir? Çok enteresan. Bunu bir öğreneyim diyorsun. Dolayısıyla böyle bu formatta devam edelim bence de. Ama böyle çok zor konulara girersek, benim açımdan zor konulara girersek önceden tüyo ver. Biraz da çalışalım yani. Tamam mı? Eyvallah. Tamamdır. Oldu. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar dilerim.